Evet, merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Baer'in Melodi adlı eserini öğreteceğim. Şimdi eserin notalarını zaten linkte de yükleyeceğim. Şimdi ilk önce yapmamız gerekenleri söylüyorum. Parçamız 3-4'lük. Önce buna dikkat etmeliyiz. Daha sonra parçamızın donanımında herhangi bir değiştirici işaret var mı? Yani fa diye, si bemol gibi bir işaret var mı? Buna bakıyoruz. Daha sonra ritmik yapısına bakıyoruz. Şimdi ritmik yapısı çok önemli. Piyano eserlerini çalabilmek için bunu analiz etmek çok önemli. Şimdi şöyle baktığımızda 2-8'lik, 1-4'lük, 1-4'lük şeklinde bir ritim var. Sonra 4'lük, 4'lük, 4'lük. Sonra 2-8'lik, 1-4'lük, 1-4'lük. Şöyle genel yapıya baktığımızda genelde bu tarz bir yapı bulunuyor. Parçaların ritimlerini anlayabilmek için, daha kolay çalabilmek için benim genelde şöyle bir yöntemim var. En küçük değere ritimleri bölüyorum. Yani bu parçada en küçük değer nedir? 8'lik ritmi. Başka da küçük değer yok. Şimdi bu bizim bir vuruşumuz, biliyorsunuz bir vuruş. Bunun içerisinde, dörtlük notanın içerisinde iki tane sekizlik nota bulunmaktadır. Daha kolay anlayabilmek için buna şöyle bir şifre veriyoruz. Bunun içerisinde iki tane sekizlik var. Bir ve şeklinde bunu bölüyorum. Yani elimi vururken ve kaldırırken. Ve iki tane sekizliğe de ben bir ve şeklinde kodumu veriyorum. Ve böylelikle bir yapı oluşturmuş oluyoruz. Şimdi şöyle düşündüğümüzde burası bir ve, parçamız 3-4'lük, 3 ritme kadar gideceğiz. Burası 2 ve, burası 3 ve. Bu şekilde bir okuyalım. Bakın şimdi bir vuruşta iki nota yapıyorum. 1 ve vururken, kaldırırken de burayı okuyorum. 1 ve 2 ve 3 ve. 1 ve'de, 1'de hem la'yı çalıyorum, ve'de do'yu çalıyorum. Burada ise mi'ye gelince 2 ve derken mi'yi hem ki'nin hem ve'nin içerisine koyuyorum. Aynı şekilde do'da da bu şekilde yapıyorum. Şimdi bonasını yapalım. Bona nedir arkadaşlar? Notaları ritmiyle ve sesleriyle okumaktır. Yani solfej gibi değil. İşin içerisine müziği katmıyoruz. Bakın şimdi. La, do, mi, do. La, do, la. Burada la, do, la yaparken, aslında bura bir ve yaparken, la kendi içinde la yaparken, o sırada solel bir ve'yi direkt çalarak yapıyor. Burası içinde yapıyor, burası çalarak yapıyor. Bu şekilde düşündüğümüzde parçayı çok kolaylıkla analiz etmiş olacağız. Aynı zamanda biraz kanunumsu bir yapı var. Kanun nedir? Bir ezgi çalar, bir ana ezgi. Arkasından diğer ezgi onu takip eder. Burada da ona benzer bir yapı var. Çok kanon diyemeyiz ama bakın burada bir la do mi do var. Sonra solel la do mi do şeklinde almış. Şimdi ben şu iki ölçüyü size çalıyorum. Sağ elde la do mi do, notadan takip edebilirsiniz. Sağ elde önce başlıyorum. La do mi do. Sonra la do la. Şimdi nereye çaldım arkadaşlar? Sadece üst tarafı. Bakın şimdi la do la yaparken buradaki ezgiyi tekrar etmiş olacağım şimdi. Böylelikle üçlü harmoniyle çok güzel bir ezgi çıkmış oldu. Yani la 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 beraber içerisine mi'yi koydu. Daha sonra do ve mi, la ve do. Gördüğünüz gibi üçlü harmoni koydu. Daha sonra şuraya baktığımızda si, do, re, si. Bakın bu da tersini yapmış. Re, do, si, re. Yapımız aynı. Şu başlangıçtaki yapıyla aynı. Daha sonra do, si, la, mi. Yukarıda üçlüsünden de diyebiliriz, altılısından, alt tarafı olunca do aşağıda mi altılı olmuş oluyor. Ama do mi yukarı olursa, yani şöyle altılı,
şöyle üçlü olmuş oluyor. Do silahının altına mi, re, do ezgisini koyup bir üçlü armoni hareketi yapmış oldu. Şimdi ilk satırı çalıyorum komple, notadan takip edelim. Bakın ters hareket. Burası do, re, si yapıyor. Burası re, do, si, re. Evet, yapıyorum. Üçüncü ölçüyü yapacağım. Şimdi dördüncü ölçü. Böylelikle ezgiyi bitirmiş oldum. Şimdi sol eli bir tek başına yapalım beraber. Bu şekilde bir ezgisi var. Daha sonra baktığımızda önce sağ el başlamıştı. Daha sonra aynı ezgiyi sol el başlatıyor bu sefer. Bu sefer sağ el ona cevap veriyor. Şimdi alt satırı çalıyorum. Şimdi sağ el cevap veriyor. Bu şekilde bitiyor. Arkadaşlar şurada önemli bir nokta var. Burada bir mi notası var. Burada da mi notası var. Yalnız şöyle bir bağ var. Buna biz uzatma bağı diyoruz. Uzatma bağı. Yani bu mi'yi çalmayacağız biz burada. La'yı çaldıktan sonra, yani la'nın zamanı 1 ve 2 ve'de buraya geçiş yapıp 3 ve'de buraya geçiş yapıyoruz. Şimdi nereden çalayım? Şuradan alayım. İkinci satır, 3 ve 4. ölçü. İkinci satır. Şurada birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır, dördüncü satır, beşinci satır. Şuradan alıyorum. Yapmış oluyoruz. Şimdi baştan birinci ve ikinci satırı komple çalıyorum. Ben biraz yavaş çalıyorum. Ters hareket. Mi uzuyor. Şimdi do silah. İşte bu. Şimdi arkadaşlar, daha sonra ezgimiz burada la minör, burada ton değiştirerek do majöre geçiyor. Buradan alıyorum şimdi, do siladan alıp elimi şu şekilde gösteriyorum. Elimin pozisyonu bu şekildeyken elimin pozisyonu bu şekilde olacak. Yani la minörden do majöre geçmiş olacak. Evet, şuradan alıyorum arkadaşlar, do siladan. Elim böyleydi. Do, si, la. Geçtim. Do, mi, sol, mi. Şimdi sol el cevap veriyor. Ters hareket. Evet arkadaşlar, şuraya kadar çaldım. Böyle ölçüleri genelde ben 2-2, bazen cümleyi tamamlamak için 4-4 bölüyorum. Bir de bu parçada önemli bir şey söyleyeceğim size. Şurada çaldığımız ezginin aynısını aslında 3 ve 4'ün şurasına kadar çalıyoruz. Sadece ton değişimi yapmış oluyoruz. Evet. Üçüncü satırdan alıyorum tekrar. Şimdi sol el cevap veriyor. Altı hareket ya da üçlü. Şimdi sol el başladı. Sağ el cevap veriyor. Şuraya tekrar bakalım. Bakın buradaki sol de uzun. Yani burası yok. Var ama yok. Çalmıyoruz ama uzatıyoruz. Şurada 1 ve zamanında bunu uzatıyoruz. Do'yu çalıyoruz. Daha sonra 2 ve 3 ve diye burası devam ediyor. Sonra şuradan itibaren de arkadaşlar tamamen 1 ve 2'nin aynısı. Yine çalıyorum ben. Şuradan alıyorum. 4. satırın 1, 2, 3. 4. ölçüsünden alıyorum. Oraya gelmeden önce şu mire'den, yani pozisyonum do'daydı. Bakın nasıl geçtiğimi görün. Mire'den alıyorum. Elim böyleydi. Şimdi geçti. Şimdi bu geçti. Şimdi sol el cevap verdi. Şimdi sıra sol elde.
Şimdi sağ cevap veriyor. Mi uzun, do si la. Burada şunu unutmayalım. Bazen elimiz basılı kalabilir. İki tane susumuz var arkadaşlar. Bakın şuradan alacağım şimdi. Suslarda elimi kaldırıyorum. Tam şurada elimi kaldırıyorum. Çünkü burada sol el çalacak. Şuradan alıyorum. Buradan mı alayım? Şuradan yapayım. Tam buradan alıyorum. Sol el çalıyor. Sağ el cevap veriyor. Evet. Bu şekilde parçamızı bitirmiş olduk. Burada tekrar hatırlatıyorum. Ritmik yapı çok önemli. Parçanın en küçük ritmi neyse ona bölümlüyorum ki daha rahat çalabileyim. Burada 8'likte. Ben genelde 1 ve kullanıyorum. Bazen bunlara şöyle de söylenebilir. Bazı derslerde yeri gelirse onu da söyleyeceğim. Bazen bunlara tak diyorum. Bazen de şuna 8'liklere de tik tik. Mesela 16'lıklara da daha kolay oluyor. Ti 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 diyorum mesela. Tak tik tik. Bakın bura bir vuruşta yapıyorum. Burayı da bir vuruşta yapıyorum ama ikinci tikte nota söylüyorum. Mesela bunların hepsi do olsun. Şu an bunların hepsi do olsun. Dizek üzerinde değil ama hayali do olsun. Hepsi do olsun. Evet, şurada. Ha. Bakın şimdi. Do 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 do. Bu şekilde. Bir daha yapıyorum. Do 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 do. Evet. Bu şekilde parçamızı tamamlamış olduk. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.